Çok kıymetli hocalarım, kıymetli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Anadolu İlahiyat Akademisi bugün Cuma seminerlerine başlıyor ve bugünkü seminerler dizisinin ana başlığı İslam düşüncesinde ekol ve akımlar. Bu konu üzerinde açılış konuşmasını yapmak üzere Tuncer Namlı hocamı davet ediyorum. Muhterem hazırın, hepinizi saygıyla selamlıyorum. En başta tabii ki üstadımızı selam, hürmetle, muhabbetle hoş geldiniz diyorum. Uzaktan geldiler. Ayağının tozuyla. Önemli bir konu. Önemli misafirlerimiz var, izleyicilerimiz var burada. Konu şu bakımdan önemli. Biz yeni bir seriyi bitirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz dönem itibariyle İslam düşüncesinde çığır açan İslam düşünürleri serisini bitirmiştik. Yeni bir seri başlıyor. İslam düşüncesinde ekol ve akımlar diye başladık buna. Burada öncelikle teşekkür edeceğim bir üstadımız var. Hepinize teşekkür ettikten sonra hasaten Sönmez Kutlu üstadımla bu işi birlikte planladık. Sağ olsunlar. Bize her konuda olduğu gibi üstadlarımız destek oluyorlar. Sönmez hocam da onlardan bir tanesi. Minnettarız hepsine de, hocama da. Ve bu serinin ilki de bir genel İslam düşüncesi konusunda genel bir giriş olsun istedik. Böyle bir konuyu da İslam düşüncesi konusunda çalışan Burhanettin Tatar üstadımız üstlenir diye o umutla aradık. Ümidimizi de boşa çıkarmadı sağ olsunlar. Bizi kırmadılar, teşrif ettiler. Ben huzurunuzda kendisine böyle önemli bir konuda bizi aydınlatacağı için teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığı için önemli çalışmaları da var. Aslında bilseydim o konuyu da yıkardım kendisine. Maalesef bilmediğim için o konuyu bir başkasına yükledik. Kendime yüklediğim için rahat konuşuyorum. Ben sözü uzatmadan ehline bırakmak istiyorum. Sönmez Hoca'yı buraya davet etmek istiyorum. Hocam, duygularınızı alalım. Değerli arkadaşlar, Tuncer Bey daha önce bu böyle bir şey düşündüğünü söyleyince İslam düşüncesini ele alalım demişti. Tabi İslam düşüncesi sadece fıkıh değil, kelam değil, tasavvuf değil. İslam düşüncesi hocamız bize genişçe anlatacak. Çok önemli ve çok büyük bir şey. Onu dinleyeceğiz. Şimdi Batı'da zaman zaman veya Türkiye'de İslam düşüncesi denilince arkasına İslam düşüncesi tarihi koyuyorlar. Ben özellikle projeye böyle bir şey koymadım. Koymak da istemedim. Çünkü biz her ne kadar şu anda evet, bir nesne haline geldikse de İslam düşüncesi durdurulmuş da değil, devam ediyor aslında İslam düşüncesi. Bazı batılı araştırmacılar İslam düşünce tarihi diyerek İslam düşüncesi tarihte kalmış, siz onun arkeolojisini ancak yaparsınız diyorlar. Benim kanaatim İslam düşüncesi ilk vahiy ile başlayıp son Müslüman tarihte var oldukça devam eden bir olaydır. Toplumsal taşıyıcılarıyla. Dolayısıyla burada İslam düşüncesinin en genel anlamda ana damarlarından bahsedebiliriz. Yani bu nedir? İslam siyasi ve itikadi düşünce ekolleri, fıkıh ekolleri, felsefi mektepler, tasavvufi okullar vesaire gibi bunları sıralayabiliriz. Ama bu Carullah'ın bir şeyiyle ifade edebilirim bunu. Musa Carullah medrese okumuş. Medresede okudukları bütün kitaplar, işte Taftazani'nin eseriydi, şerhleriydi, hep kelam, akaid. Bir süre sonra bakmış ki sosyal hayatta karşılaşmış olduğu meselelerle hiç alakası yok bunların. Ya bir dakika demiş, İslam düşüncesi bu mu? Çünkü bütün anlatılan eşrefil ulum, işte el kelam, eşrefil ulum, el fıkıh vesaire. Bu defa bir arayış içine giriyor. Arap cahile döneminden başlayarak edebi eserler okumaya çalışıyor.
ve bir esere rastlıyor. Ebu'l-Meari'nin Lüzumiyat adıyla bir eserine rastlıyor. Eseri okuduktan sonra kendisi Lüzumiyat'ı Tatar Türkçesine çeviriyor. Özetleyerek çeviriyor. Fakat bu eser 19. asırda, belki daha öncesinde, Almanca'ya ve başka dillere çevrilmiş bir eser. Bu eseri okuyunca diyor şunu anladım. İslam düşüncesi tek bir kompartımandan oluşmuyormuş. İslam düşüncesinin asıl yansımaları edebiyattaymış. Çünkü o Lüzumiyat'ı okuyunca şaşırıyor. Orada bir ifadeyi kendi de aktarıyor. Ey akıl, sen bir nebisin diye bir şiir ele almış, onu okuyor ve yazmış oraya da. Ve aklı, İslam düşüncesinde bir damar var. Aklı çok önemsiyor. O aklı öne çıkaranlardan birisi bu. Hanefi, sanıyorum Hanefi fakih olmalı Ebu'l-Meari. Ama birisi gidiyor Bağdat'a, birisi duyuyor ki elini kesmişler. Çok yüzü soruyor. Niye elini kestiler bunu? Şam'dan Bağdat'a gidiyor. Diyorlar ki efendim bu hırsızlık yapmış. Kolun diyeti şu kadar, bunun çaldığı şu kadar. Diyor ki ya Rabbi senin diyor gücüne gidecek ama bu kadarı da bu kol kesilmez diyor. Böyle çok enteresan bir adam. Onun için İslam düşüncesi ne bir kişiye, ne bir ekole, ne bir döneme, ne bir mezhebe sığdırılabilecek kadar basit ve de dar bir şey değildir. İslam düşüncesi oldukça geniş kapsamlıdır. Yani kısaca İslam düşüncesini herhangi bir mezhebin eserleri üzerinden kurmak, herhangi bir yazarın düşünceleri üzerinden kurmak doğru değildir. Biz İslam düşüncesini buna göre planladık ve fıkıh ekollerinden tutun felsefi ekollere varıncaya kadar hepsini kronolojik oluşum sürecini dikkate alarak, bu 2-3 sene sürer herhalde değil mi Tuncer Bey? Bunu ele alacak arkadaşlar. Ben de çok arzuluyorum ama özellikle reklamını yapayım. Bu broşürde var. Bu dönemki konular, ben de gelmeye çalışacağım hepsine. Diğerlerine de zaman bulursam. Çünkü çok önemli konular hakikaten. Yani mesela İslam düşüncesinin ortaya çıktığı zemin, efendim İslam oluşumunda Kur'an'ın rolü. Herkes Ebu Hanife ile başlatır. Bazen İslam düşüncesi değil, Kur'an'la başladı İslam düşüncesi. Hazreti Muhammed'in örnekliğiyle devam ettirildi. Sonra İslam düşüncesi peygamberimizin rolü. Efendim sonra ilk kuşakların İslam düşüncesinin oluşumundaki rolü. Sonra İslam düşüncesinin oluşumunda fikri siyasi değişim ve dönüşümün etkisi, dış ve iç etkenler. Bunlar hep bu dönem tartışılacak. Mezhepleşme öncesi İslam'ın tarihsel gerçekliği, toplumsal gerçekliği, içtihat olayı. İslam düşüncesinde ortaya çıkan eğilimler işte akılcıydı, batınıydı, zahiri eğilimler, selefi eğilimler. Sonra İslam düşüncesinde işte bunların tezahürleri. Bütün bunlar bu dönem ele alınacak. Ben burada çok teşekkür ediyorum Sayın Burhanettin hocamız, dostumuz. Uzun zamandır ben de görüşemiyordum. Böyle bir ilim meydanında, bir büyük cihatta beraber gazi olacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, safa geldin. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sönmez hocam da belirtti. İslam düşüncesi tabiri son derece geniş ve muğlak. Bu konuşmamda ekranda gördüğünüz başlıklara sadece değinme fırsatı var. Yoksa hakikaten değinilmesi gereken bana aşkına diğer hususlar var ama benim burada daha çok yapmaya çalışacağım husus efendim İslam düşüncesinde daha çok düşünülmeden kalan veya dikkat çekmeyen bazı hususlara sizlerin dikkatini çekmeye çalışmak olacak. Mesela bunlardan bir tanesi İslam düşüncesi tabirinin kendisi. Son derece muğlak, belirsiz ve efendim sorunlu bir tabir. Çünkü başlıkta da kabaca belirtmeye çalıştım. Her şeyden önce en büyük sorun İslam artı düşünce kelimesi burada. İslam'da düşünceye
veya düşünceden İslam'a nasıl geçilmektedir? Çünkü birisi din, birisi düşünce. Farklı alanlar ve farklı zeminler bunlar. İkisi arasındaki geçişlilik ve ikisi arasında da bir iktidar savaşı var, ne de olsa bir güç arayışı var. İslam'den de bir din, güç, düşüncede kendi gücün iktidarını kurmak isteyen bir efendim yapıya sahip. Dolayısıyla İslam düşünce tarihine baktığımız zaman kabaca analitik olarak bu tabirin en azından dört ayrı noktada irdelenebileceğini düşünüyoruz. Güç ve denge sorunu bağlamında. Ve benim kabaca gözlemim şu, İslam düşüncesi içerisinde açığa çıkmış ve çıkmakta olan her akımda bahsedeceğim bu dört noktanın en az biri, bazen ikisi, bazen üçü, bazen dördünü bulmak mümkün görünmektedir. Benim yaklaşımım şu anda analitik olduğu için doğrudan doğruya kuracağım, söyleyeceğim her bir maddenin hangi mezhebe veya gruba denk geldiğini ilk başta belirlemek pek mümkün olmayabilir. Birincisi, din olarak İslam'ın düşünce alanına çağrılışı. İslam düşüncesi dediğimiz zaman, şimdi iki şeyden bahsediyoruz, İslam ve düşünce. Kim nereye çağırıyor diğerini? Şimdi bu açıdan bakıldığında ilk akla gelen şey, İslam'ın düşünceye çağrılışı, düşüncenin alanına davet edilişi, İslam düşüncesi dediğimiz zaman. Çünkü İslam sonuçta ruhsal, pratik ve sosyal alanda, pratik alanda efendim kendisini açığa çıkaran bir şey, yaşantılarla vesaire, ama İslam'ın açığa çıkmakta en fazla efendim zorlandığı benim gördüğüm kadarıyla ve en fazla talep ettiği şeylerden bir tanesi düşünce alanı içinde açığa çıkmak. Kur'an'daki hala akletmez misiniz gibi ifadeler kanaatimce bunun zorluğunu gösteriyor. Yani aklın zemininde, aklın kendine özgü alanda İslam'ın bir din olarak açığa çıkması hayli zor bir konu. Efendim bu açıdan bakıldığında İslam düşüncesi dediğimiz zaman eğer dengeyi düşünce kelimesine vereceksek burada, bu durumda dinin düşüncenin alanında veya zeminde konumlandırılması söz konusu olacak. Yani din akli bir zeminde konumlandırılacak demektir. Ve böylece orada yeniden varlık kazanmaya çalışan bir din anlayışı ortaya çıkacak demektir. Ama böylesi bir durumda ağırlık noktası ve belirleyici güç düşüncenin kendisi olacaktır. Şimdi bu açıdan bakıldığında din aklın zemininde veya düşüncenin zemininde açığa çıktığında din otomatik olarak aklın alegorisi haline gelmektedir. Aklın alegorisi tabirini biraz açmama müsaade edin. Alegori Yunanca bir kelimedir. Entelektüel bir şeyi toplumsal düzlemde yeniden seslendirmek demek. Çarşı pazarda söylemek demek. Yani halk arası, kamusal alanla bugünkü tabirle. Bu açıdan bakıldığında mesela Platon felsefeyi entelektüel bir eylem olarak görür. Ama bu felsefi olarak söylenen, belirlenmiş hakikatleri toplumun anlayacağı bir şekilde dile getirmeyi alegori olarak görür. Şimdi bu açıdan bakıldığında düşünce dine zemin teşkil ettiğinde, yani din düşüncenin zeminde dile gelmeye başladığında din alegorik bir şeye dönüşmektedir. Mesela bu bağlamda İslam tarihinde, İslam düşünce tarihinde en dikkat çeken iki filozof vardır. Farabi ve İbn Sina. Bunlar dini aklın alegorisi olarak görürler. Yani aklın zaten bildiği ve söylediği şeyin toplumsal bazda yeniden seslendirilmesi. Dolayısıyla din aslında temelde aklın zaten bildiği ve kabul ettiği şeyi söyler sadece. Ve modern dünyaya baktığımızda, seküler dünyaya baktığımızda daima batıda ve sekülerleşen İslam dünyasında yavaş yavaş dinin aklın bu veya düşüncenin zemininde konumlandırılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Mesela Osmanlı düşüncesini incelerken çok dikkatimi çekmişti. Osmanlı'nın kuruluşunda din konumlandıran bir güç iken Osmanlı'nın yıkılışında din konumlandırılan bir şeye dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti aynı şekilde din konumlandırılan bir şeydir. Konumlandırıldığı yer düşüncenin kendisidir, yani rasyonelitenin kendisidir. Bu açıdan bakıldığında mesela din bilim ilişkilerinde de zaten bunu benzer görebilirsiniz.
efendim, din daha çok irrasyoneli temsil eder hale gelmiştir. İrrasyonelin sözcüsü gibi kabul edilmiştir. Akıl veya düşünce rasyonelitenin kendisi olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla irrasyonelin rasyonelite içinde, yani dinin düşüncede temellendirilmesi, aynı zamanda dinin bir tür kendi efendim tarihsel kılıflarına, giysisinden veya metaforlarına, simgelerinden arındırılması sonucunu doğurmuştur. Mesela Rudolf Bultmann diye meşhur bir Alman teolog vardır. Demythologization tabirini geliştirmiştir. Yani mitolojiden arındırma. Eğer bu teolog veya filozofu incelerseniz rahatlıkla görebileceksiniz dinin düşüncenin zeminine temellendirilmesi nasıl bir şey, nelere yol açıyor. Bizde de görebildiğim kadarıyla bunun en önemli dikkat çekici temsilcisi Fazıl Rahman'dır. Din ve İslam düşüncesi dendiğinde akla gelen ikinci ihtimal İslam'ın düşünceyi kendisine çağırması. Yani düşüncenin İslam dini içerisinde var olmaya çalışması ve kendisinin anlaşılabilir boyutlarına davet etmesi düşünceyi. Bu durumda düşünce bir anlamda kutsal metinlerin otoritesi altında konumlandırılacak demektir. Yani düşünce doğrudan kutsal metnin otoritesini kabulleneceği için de ancak bu otoriteyi destekleyecek, ona efendim onay verecek veya onu yorumlayacak, onun meşruiyetini sürekli açığa çıkaracak bir yola girmek durumunda kalacaktır. Efendim ve böylesi bir durumda tek bir otorite söz konusudur, yani kutsal metin. Düşünce daima bu otoritenin gölgesi altında arzi veya ikincil bir güç olarak görülecektir. Mesela kanaatimce bunun bizdeki en ciddi yansıması fıkhi düşüncedir. Ve büyük oranda da kelami düşüncedir. Orada kutsal metnin otoritesi söz konusudur. Ve düşünce kendisine bu otorite altında yer bulmaya çalışır. Ama bu durumda az önceki birinci maddeye isim vermek gerekirse düşüncenin İslam'ı denebilir. Yani İslam düşüncesini düşüncenin İslam'ı olarak yorumlamak mümkün. Bu ikincisini de İslam'ın düşüncesi olarak bu durumda ele almak mümkün. Üçüncü boyut ise İslam düşüncesinde tam bir dengenin, iki taraflı dengenin kurulmaya çalışıldığı veya diyalojik ilişkinin kurulmaya çalışıldığı bir efendim boyut olarak görmek mümkün. İkisinin birbirine tam olarak karışmadığı, müdahale etmediği ama üçüncü bir nokta, yani sorun, problem, sosyal problemler, bireysel problemler bağlamında din ve düşüncenin diyaloğa girdiği üçüncü bir anlamda İslam düşüncesi ele alınabilir. Efendim, bu bağlamda ikisi birbirine tahakküm etmediği için sadece ikisi birer perspektife dönüşür. Yani ortada bir sorun vardır, kutsal metin bir şey söyler, akıl bir şey söyler. İkisi birbirini tamamlar veya ikisi birbirinin eksiğini açığa çıkarır veya güçlü taraflarını açığa çıkarır. Ve böylece aralarında bir efendim yardımlaşma tabiri caizse söz konusu olabilir. Ama buradaki en önemli konu efendim kutsal metnin dilinin aklın ya yani düşüncenin kendine özgü dile yabancılığıdır. Bu diyalogdaki en önemli sorun. Bu yabancılık dediğimiz zaman tarihsel olarak anlaşılması lazım. Öncelikle bir, her ne kadar Kur'an Hazreti Peygamber döneminde inerse insin, hala o dönemin rasyonelitesi içerisinde efendim bir dile sahip olmuştur. Ama daha sonraki dönemler kendi rasyonelitesini öğretmiştir İslam tarihçisi ve günümüzde böyledir. Bunun anlamı şu, tarihi süreç ilerledikçe rasyonelite sürekli değişmektedir ve dolayısıyla düşüncenin kendine özgü diliyle kutsal metnin dili arasında bir yabancılaşma söz konusudur. Bu diyalog dediğim şey burada zaten açığa çıkıyor. Efendim ikincisi Kur'an'ın dili ne olursa olsun metaforik bir dildir genel olarak bakıldığında gerçekten de ve çok anlamlılığa sahiptir. Yani akıl asla kutsal metnin bu dilini tek bir anlama indirgeyememektedir. Çoğulcu ve çok farklı anlamlara gelebildiği için daima ucu açık bir dile sahiptir Kur'an dediğimiz metin. Ve o yüzden de efendim Kur'an tarih içerisinde her ne kadar düşünceye destek verse de, düşünceyle diyaloğa girse de hala saf olarak rasyonelleşmeye direnmektedir.
bu açıdan bakıldığında bu üçüncü şık İslam ve düşünce şeklinde nitelendirilebilir. İslam düşüncesi, İslam ve düşünce. Bu noktada izninizle ve bağlacına dikkat çekmek istiyorum. Çoğu zaman düşünürken veya konuşurken veya yazarken en az dikkatimizi çeken şey her zaman bizim düşüncemizi yönlendiren şeydir. Yani düşünce daima üzerinde düşünmediği şey tarafından yönlendirilir. Farkına varmadığı şey tarafından yönlendirilir. Mesela ve bağlacı bunlardan bir tanesidir. Şimdi dikkat ederseniz İslam ve düşünce dediğimiz zaman İslam bir din, düşünce entelektüel bir güç. Ama ve ne anlama geliyor bu durumda? Çünkü ve her zaman bu iki şeyin arasında bulunan ve ikisine de ait olan üçüncü bir noktayı gösterir. Mesela size gündelik dilden basit bir örnek vereceğim. Ali ve Mehmet'i bugün çarşıda gördüm, Ulus'ta gezerken gördüm. Dediğiniz zaman basit bir örnek veriyorum. Oradaki ve Ali ve Hasan'ın veya Mehmet ve Hasan'ın birbirinden ayrıştırılabildiği, ikisinin aynı anda görülebildiği üçüncü bir noktayı gösterir. Yani ve konuşan kişinin durduğu yeri gösterir her zaman. Şimdi bu açıdan bakıldığında İslam ve düşünce dendiğinde bu ve İslam'a da ait olmayan, düşünceye de ait olmayan üçüncü bir nokta demektir. Diyalog dediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. Ve orada konu, sosyal varlık, problemler vesaire dediğimiz şeydir tam olarak. Efendim. Ama biz dediğimiz gibi İslam düşüncesi tabirini kurduğumuz zaman aslında oradaki gizli bir ve'yi genelde gözden kaçırırız. Ve aslında düşüncemizi yönlendiren de bu gizli ve'dir. Bu konuya tekrar geleceğim konuşmamın ilerleyen safhalarında. Efendim, İslam düşüncesi dendiğinde son ve dördüncü bir nokta daha kanaatimce düşünülebilir. O da şu, dinin yani İslam'ın bir dili vardır. Kutsal metin dediğimiz veya hadis dediğimiz. Bir de aklın kendine özgü bir dili vardır. Bu iki dil arasında az önce dediğimiz gibi diyalog olmadığı zaman mutlaka ama mutlaka bir çatışma başlar ve gerilim başlar. Aslında bakılırsa İslam düşüncesi tabiri bu dördüncü şık açısından yeni bir gözle ve bambaşka bir noktaya bizi götürecek şekilde okunabilir. Çünkü ne olursa olsun İslam düşüncesi tarihi bana öyle geliyor ki aynı zamanda akıl ve kutsal arasındaki gerilimler tarihidir. Efendim ikisinin de kendine has bir iktidarı vardır. Çünkü akıl asla akıl olmaktan vazgeçmez. Kutsal metin de kutsal metin olmaktan vazgeçmez. İkisi de iktidar sahibi olmak ister. Ve bu yüzden de efendim şayet bahsettiğim üç noktada buluşamazlarsa mutlaka bir gerilime çıkarlar. Mesela din bilim çatışması buradan çıkıyor. Akıl bilim çatışması, akıl din çatışması veya akıl iman gerilimi buradan çıkıyor. Efendim, bu açıdan bakıldığında özellikle günümüzde mesela ortaya çıkan deizm sorunu, İslam topraklarında deizmin açığa çıkmaya başlaması, benim kanaatimce bu İslam ve düşünce arasındaki o gerilimlerin had safhaya ulaşması demektir. Çözülemediğinde ya akıl ön plan çıkacaktır, deizme gidecektir veya kutsal metin ön plan çıkacaktır, ortaya Daiş veya IŞİD gibi gruplar çıkacaktır. Yani iki zıttan birisine doğru insanlar yönelmeye başlayacaktır. Bu açıdan bakıldığında İslam düşünce tarihinde benim gördüğüm kadarıyla İslam düşüncesi dört farklı açıdan okunabilir. Ve her bir grupta, mezhepte bunların izleri görülebilir. Kaldı ki az önce Sönmez hocamızın aktardığı ilginç anekdot da bunu gösteriyor zaten. Ey Allah'ım gücüne gitmesin diyor. Değil mi? Bak bir gerilimi nasıl açığa çıkıyor akıl ve kutsal metin arasında. Gizli bir mücadele, akıl, evet. Şimdi, efendim, bir de şundan kaynaklanıyor, akıl ve kutsal metin arasındaki mücadele. Akıl daima şimdi burada anlamayı hedefler. Aklın tek bir gücü vardır ve önemsediği bir şey vardır, şimdi burada anlamak. Ama kutsal metin dediğimizde ilginçtir, gaybe imana dayalıdır. Yani
anlayamazsın demektir. Ne yaparsa yap anlayamazsın demektir. Gaybe iman anlamı bu kabaca bakımda. Öte dünyada anlayacaksın diyor. Referansını öte dünyaya kuruyor. Dolayısıyla ister istemez birisi orası dediğimiz mekana, yani kutsal metin, akıl ise burası dediğimiz mekana odaklanır. Dolayısıyla burası ve orası arasındaki gerilim ister istemez düşünce ve kutsal metin arasında bir mücadele tarihinin oluşmasına yol açabilmektedir. Şimdi İslam düşüncesinin bir başka noktasına sizi yönlendirmeye çalışacağım. İkinci husus, silme ve yeniden yazma paradoksu. İslam düşüncesi daima ama daima silme ve yeniden paradoksunu üreterek var olmuştur. Bu silmeden kastettiğimiz en basit de Kur'an'a baktığımız zaman çok rahat görüyoruz. Mesela Kur'an'ın ilk ve en önemli hedefi cahiliye döneminin yanlış uygulamalarını ortadan kaldırmaktır. Yani silmektir, yani toplumun hafızasından çıkarmaktır. Ve böylece yanlış gördüğü bütün inanç ve eylemleri silmek isterken, toplumun hafızasından kazımak isterken, aynı zamanda sürekli olarak bu cahili inancını yeniden yazmak durumunda kalmıştır. Ve ortaya bu anlamda paradoks çıkmaktadır. O da şu, silmek istediği şeyi yazmak, yazdığında silmek zorunda kalmıştır İslam düşüncesi. Kur'an da aynısı yapmıştır. Mesela az önce bahsettiğim örneği tekrar lütfen hatırlayınız. Cahiliye düşüncesini silmek ister insanların hafızasını toplumdan. Ama onu sürekli cahiliye dönemine referansta bulunur diğer tarafta. Yani silmek istediğini yazar. Ama yazdığında silinmesi gerektiğini söyler. Böylece bir paradoks ortaya çıkar. Şimdi biraz felsefi olarak baktığımızda... Beni mazur görün, kavramsal analizler yapmak zorunda kalacağım orada. Ancak esas olan şey daima bu silme ve yazma paradoksunda daima silme eyleminin kendisidir. Çünkü her silme eylemi daima bir yeniden yazmak demektir. Zira silme eylemi anlamını silinen şeyden alır öncelikle. Eğer silinmesi gereken bir şey yoksa silme eylemi anlamsızdır. Silme eylemi anlamını kazanabilmek için silinmesi gerekene referansta bulunur el altından. İsterseniz ne demek istediğimi günlük hayattan örnekle önce açıklayayım. Mesela grafiti denen bir sanat mıdır değil midir tartışılan duvar yazıları vardır bilirsiniz. Amerika'da ortaya çıktı, Avrupa'da vesaire. Sonra Türkiye'de çok yaygınlaştı. Diğer devletler gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti de grafiti olarak duvar yazılarını habire silerdi. Yani üzerini boyardı. Mesela geliyorlar bir şey yazıyor. Dev sol, yaşasın şu 80 öncesi olayları bilirsin veya daha sonraki grafiti. Devlet geliyor duvarı griye boyuyor. Siliyor yani. Şimdi silme eyleminin kendisi devletin gücünün açığa çıkması demek. Yani silme eylemi burada en esaslı eylemdir. Kur'an da bu anlamda anlamını ve ilk eylemini silmeden yapar. Kur'an'ın ilk faaliyeti budur, silme eylemidir. Dolayısıyla silme eylemi daima bir iktidar mücadelesidir. Hatta daha da bakarsak mesela birisi evinin duvarının rengini değiştirdiğinde, yani eski boyayı sildiğinde, o silme eylemi anlamını sildiği boyadan alır her şeyden önce. Şimdi bunların ne anlama geldiğini size biraz daha örnekler üzerinden de açıklamaya çalışacağım. Ama iki tür silme vardır. Sadece dikkatinizi birincisine çektim ilk önce. Bir silerek yazma, yani silme aynı zamanda bir yazma eylemi. Mesela devlet sildiği zaman, duvarı boyadığı zaman devlet ben buradayım der. Ayrıca ben buradayım diye yazmasına gerek yok. Silmenin kendisi devletin orada hazır olduğunu gösterir. Ama bir de yazarak efendim, yani silinen şeyin yerine bir başka eylemi yazma, karalayarak yazma dediğimiz efendim eylem söz konusu olur. Şimdi bu açıdan bakıldığında İslam düşüncesi daima mezhepler arasında farklı fırkalar, görüşler, tarikat, cemaatler ne derseniz bunlar arasında bir silme ve yazma eylemine dönüşmüştür. Her bir grup, her bir alim, her bir mezhep bir başka mezhebin, bir başka alimin dediğini silip yerine kendisini yazmaya çalışmıştır. Ve bu bağlamda bakıldığında bütün mezheplerin, tarikat cemaatlerin vesairenin oluşumu ilk önce silme,
Daha sonra onun yerine başka bir şey yazma, eylem olarak açığa çıkar. Yani İslam düşüncesinin mahiyet özü silme eylemidir. Ve o birisi bir şey yazdı, daha sonra gelen ve o dönemde yaşayan birisi onu silip onun yerine başka bir şey yazmaya kalkmıştır. Mesela günümüzdeki internet medyaya baktığımızda din adı altında konuşan herkesin yaptığı şey bir başkasınınkini silme, kendisininkini oraya yazma eylemidir. Hala İslam düşüncesi silme ve yazma, yeniden yazma mücadelesi olarak eylemini, faaliyetini sürdürmeye çalışır. Ama çok ilginç olan şudur, hiçbir zaman silinen şey yok olmamaktadır. Zira İslam düşüncesi diğer bütün düşünce gibi kültürel hafıza içinde açığa çıkar. İslam düşüncesi varlığını kültürel hafızaya borçludur. Ve kültürel hafıza hiçbir şeyin tamamen yok olmasına izin vermez. O yüzden İslam düşüncesi kabaca bakıldığında palimpsestik diyebileceğimiz bir görünüm arz eder. Palimpsest tabiri eski Mısır parşömenleri üzerine çok pahalı kağıt orta çağda. Efendim öyle ki mesela kitabın kendisinden daha değerli kağıt. Ve bu bağlamda eskiler orta çağda yazdıkları zaman bir yazıyı eğer yeni bir kitap yazacaklarsa eski yazıyı siliyorlar kağıt üzerine, kazıyorlar asitle şunla bunla. Üzerine yeniden yazıyorlar. Sonra yeniden kitap yazacaksa o yazıyı siliyorlar, üçüncüsünü yazıyorlar. Böylece 5-6 kez aynı kağıdı kullanabiliyorlar. Ama ilginç olan şu, her yeni yazılan yazının arkasında silik de olsa eski kitap durmakta. Eski yazılar durmakta. Palimpsest dediğimiz bu. İslam düşüncesi de bu anlamda palimpsestik bir görünüm arz eder. Yani her bir grubun, fırkanın, görüşün arkasında biraz baktığınız zaman başka bir grubun tepki verdiği düşüncenin izlerini bulabilirsiniz. Mesela size tarihten örnek vereyim. Türklerin Müslüman olması. Tam bir palimpsestik durumu hatırlatır veya silme yazlama eylemine gösterir. Türkler Şaman'dı biliyorsunuz çoğu zaman. Yani genel olarak Orta Asya'da. Bunlar Müslüman olduğu zaman Şaman inançları ne oldu? Tümüyle silinip yok mu oldu? Hayır. Şaman inançları görünürde silindi. Ama ortada çıkan yazının arka planda var olmaya devam etti. Mesela Mevlevilerin seması. Bu Şamanların dansıdır. Dansının bir başka versiyonu. Veya Alevilerin semahı. Yine Şamanların dansının değiştirilmiş bir versiyondur. Veya türbelere bez bağlamak vesaire vesaire halk inançları dediğimiz hususlara baktığınız zaman bu İslam düşüncesinin silme ve yazma eyleminin ne anlama geldiğini çok rahat görebilirsiniz. Şimdi efendim cahiliye inancına tekrar geçecek olursak çok ilginçtir mesela cahiliye üzerine yazarken dikkatimi çekmişti. Cahiliye dönemi geride bırakılmış gibi ilk başta algılanır. Oysa beni fark ettiğim şu, Kur'an'ın cahili adeti dediği şey bizzat sahabenin yaptığı eylemin kendisidir. Yani Kur'an'ın cahiliydi, hedef aldığı kitle eski dönem değil, bizzat sahabenin kendisidir. Yani belli ki hala o silme eylemi ve yazma eylemi arasında bir gizli mücadele var. Ve cahiliye dediğimiz şey tam da bu silme ve yeniden yazma eyleminin kendisi haline gelmektedir. Tekrarlamam gerekirse İslam düşüncesinin mahiyeti temelde silme eylemidir. Ama şimdi silme eyleminin ne anlama geldiğini biraz daha felsefi olarak ele almak istiyorum. O da şu, İslam düşüncesi dediğimiz şey nihayetinde gündelik dile dayanır. Yani halkın kullandığı, gündelik hayatı kullandığı dile dayalıdır. Ve bu anlamda İslam düşüncesi dediğimiz fıkhi, kelami, felsefi, tasavvufi vesaire anlamlarda bütün o kullanılan kelime ve kavramların gerisinde halkın gündelik hayatta kullandığı kelimeler vardır. Ve bu açıdan bakıldığında Müslüman düşünürler ister fakih olsun, ister mutasavvuf, ister mütekellim olsun daima halkın kullana geldiği o kelimeleri silerek üzerine kendi yazılarını yazmışlardır tabiri caizse. Yani İslam düşüncesini silmeye çalıştığı en önemli şey gündelik dildir. Size iki farklı kültür bağlamında bunun örneğini vermek istiyorum.
Bir tanesi Yunan kültüründe, yani felsefik kültürde nous kelimesidir. Mesela nous kelimesine bakarsanız akıl diye karşılığını görürsünüz. Filozofların kullandığı akıl kavramı. Oysa bu nous kelimesinin etimolojik anlamlarına, kültürel yani gündelik hayattaki anlamına baktığınız zaman çok ilginç bir şey çıkıyor karşımıza. O da şu, geceleyin dağ başında insanın bir kurtun varlığını göremediği halde sezmesi demek nous. Gece dağ başındasınız, ortalıkta bir kurtun, vahşi bir hayvanın dolaştığını fark ediyorsunuz ama göremiyorsunuz. Bu sezme eyleminin adına nous diyor Yunanlar. Sonra filozoflar alıyorlar bu nous'u, insan aklı yani gizli gerçekleri fark eden bir entelektüel meleke, yeti falan gibi. Ona teknik anlam yüklemeye kalkıyorlar. Mesela Arapçadaki akıl kavramını bilirsiniz, devenin ayağının çapraz bağlanması, kaçmaması için. Sağ, ön sağ ayağıyla diyelim, arka sol ayağının çapraz bağlanması ve böylece devenin yürüyememesi, olduğu yerde çakıl kalması. Akıl bu. Ama daha sonra işte İslam filozoflarında görürüz böyle metafiziksel akıl, peygamberi akıl, beşeri akıl, ilimsel akıl vesaire vesaire. Bir sürü teknik anlamlara geliyor. Yani düşünürlerin yaptığı şu, gündelik dili siliyorlar, gündelik dildeki anlamı siliyorlar. Onun yerine yeniden yazma eylemine girişiyorlar. O yüzden İslam düşüncesi, az önce söylediğim gibi, daima gündelik dilin silinmesi ve teknik veya kavramsal bir dilin yeniden yazılması anlamında silme ve yeniden yazma eylemine dönüşür. Mesela analitik kelimesi bana çok ilginç gelmiştir. Analiz, analitik kelimesi bizde çok kullanılıyor Türkçe'de. Yunanca bir kelimedir. Bir geminin demir alması ve yola çıkması demek denizde. Karayla bağını koparması demek. Dolayısıyla analitik demek bir şey arasındaki organik bağın koparılması ve iki şeyin birbirinden böylece ayrışmaya başlaması demek. Ama sonradan analitik felsefe vesaire bir sürü efendim veya kimyasal analiz gibi tabirler açığa çıkmış. Şimdi silme eylemi derken, İslam düşüncesi temelde silme eylemi derken neyi kastediyoruz? Sizleri biraz daha felsefi bir efendim düşünmeye çağırmak istiyorum. O da şu, İslam düşüncesi daima ama daima gündelik dilin sınırlarını aşma çabasıdır. Yani gündelik dilin bir takım gerçekleri anlamaya yetersiz olması, dolayısıyla oradan hareketle gündelik dilin içinden dışarıya, dış dünyaya yönelik bir dehlizin açılması, bir geçidin açılması demektir. Ve bu bağlamda Almanca çok sevdiğim bir tabir, kelime bu, Ausgang. İngilizce'deki exit veya out of denen şey. Ama buradaki bu tabiri sevmemdeki şey şu, Kant'ın Aufklärung yani aydınlanmanın analizine bakarsanız çok ilginç bir şey göreceksiniz. Aydınlanma bir Ausgang'tır der, bir dışarı çıkış. Yani kültürün, geleneğin bize emrettiği, telkin ettiği şeyin dışına çıkış. Bana göre İslam düşüncesi de bu anlamda bir dışarı çıkış harekatıdır. Bir dehliz açma. Yani gündelik dilin dışında, dışına doğru çıkma çabası ve böylece gündelik dilin ötesinde yeni bir entelektüel mekan veya alan oluşturma çabasıdır. Biz buna reflektif düşünme diyoruz. Bu yüzden de İslam düşüncesi gündelik dilin dışına açılan bir dehliz veya geçit oluşturduğu için de silme eylemi sonuçta bir metafora dönüşür. Metafor, tekrar sizi Yunanca'ya götüreceğim çünkü Yunanca bir kelime. Bir yükün deniz veya kara taşıma araçlarıyla bir yerden başka yere aktarılması demektir. Metafor bu. Yani transfer demektir. Bu açıdan bakıldığında İslam düşüncesi gündelik dilin sınırlarının dışına doğru bir harekat, bir dışarı çıkma çabası, bir transfer olayıdır. Bir metafordur.
bütünüyle bir geçiş efendim. Aynı bizdeki şey gibi, bu Türklük destanı vardı, Ergenekon destanı gibi. Sıkışmışlığın dışına çıkmak, geçit açmak. Dikkat ederseniz hep bu geçiş, dışarı çıkış harekatı efendim son derece önem arz etmektedir. Ve böylece kabaca felsefi olarak ifade etmem gerekirse İslam düşüncesini, İslam düşüncesi gündelik dil içinde düşünülemez ve söylenemez olanı baskısına maruz kalmak ve bunu söylenebilir ve düşünülebilir hale getirmeye çalıştır. Tekrarlamamı ister misiniz? Peki bir zahmet. İslam düşüncesi gündelik dil içinde düşünülemez, fark edilemez ve söylenemez olanın baskısına maruz kalarak onu düşünülebilir, fark edilebilir ve dile getirilebilir hale getirmeye çalıştır. O yüzden de İslam düşüncesi daima pratik içinden doğar ve teorik olana doğru gider. Bu baskı kelimesini isterseniz edebiyat bağlamında örneklendirin. Mesela benim nazarımda gerçek şair şiir yazmaz. Gerçek şair kendisine şiir yazdırılandır. Yani içinde bir baskıyı bulur, bir şeyin baskısını hisseder, tazyikini hisseder. Şairin dilinde dile gelmek isteyen bir gerçeklik vardır, bir sorun vardır. Şair sadece kendi içinde hissettiği o tazyiki dile getirmeye çalışır. Durup dururken şiir yazmaz şair. Benim nazarımda Hazreti Peygamber de böyledir. Vahiy dediğimiz şey de böyledir benim nazarımda. Yani kendisini dile gelmeye zorlayan bir şeyi bulur kendisinde ve böylece o bir dil içerisinde açığa çıkar. Daima bir tazyik söz konusudur. Efendim. Şimdi tam bu noktaya geldiğimizde ister istemez gündelik dil ve İslam düşüncesi veya entelektüel dil arasında bir gerilimin açığa çıktığını görüyoruz. Bu da bizim üçüncü efendim alt başlığa geçişimizi kolaylaştırıyor. Gündelik dilin baskılanması ve havas, affedersiniz, avam havas gerilimi. Fakat İslam düşüncesinin çok ilginç bir özelliği vardır. Bir şeyin kavramlaşabilmesi için, yani bir kavram ortaya çıkabilmesi için bir sürü gündelik dilin tecrübesinin feda edilmesi gerekir. Bunu istersen şuna benzetelim. Mesela 50 gram gül yağının ortaya çıkarabilmesi için belki de birkaç ton gülün feda edilmesi gerekir, gül yaprağının. Düşünce buna benzer. Daima gündelik tecrüben içerisinden doğar ama kendisinin ortaya çıkışı için bir sürü tecrübeyi feda eder. Çünkü ortaya çıktığı anda dikkat edin, gül yağı neyi temsil eder? Tonlarca gülün kendisini. Tek bir gül yağı tonlarca gülün kendisini temsil eder. İslam düşüncesi de ortaya çıktığı, kendisine ortaya çıktığı binlerce tecrübeyi dile getirme ve temsil etme ister kendisinde. Ama işin ilginç tarafı, mesela özellikle benim kendi gözlemim, Gazali sonrasında İslam düşüncesi gündelik hayat tecrübesinden kopmaya ve uzaklaşmaya başlamıştır. Benim kendi tarihsel okumalarımda izledim budur. Gazali büyük oranda gündelik hayat tecrübesi ve İslam düşüncesi arasındaki bu ilişkinin devamlılığını gösteren veya bu ilişkiden doğmuş bir İslam düşüncesi temsil eden önemli düşünürdür. Ancak Gazali'den sonra gelen düşünürlerde hayat tecrübesi farklı bir nokta ekmeye başlamıştır. İslam düşüncesi hayat tecrübesinden kopmaya başlamıştır. İslam düşüncesinin gerilemesi diye söylenen şey benim nazarımda gerileme değil, gündelik hayat tecrübesinden kopuşun kendisidir. Kaldı ki sağ olsun çok da güzel dile getirdi. Musa Carullah'tan bahsetti. Gündelik dilin veya tecrübenin sorunları bambaşka. Okuduğumuz kelami, bilmem ne efendim görüşler hiç alakası olmayan bir yerde duruyor. Yani gündelik hayattan kopan bir İslam düşüncesi haline geliyor. Sorun bu. Gerileme veya ilerleme değil. Kopma söz konusu gündelik hayattan.
Ama kabaca baktığımızda İslam düşüncesi ortaya çıkmak için binlerce günlük tecrübeyi feda ediyorsa kendisine, aynı zamanda bu tabir caizse bir kurban felsefesine dönüşür. Kurban yani bir şeyin ortaya çıkması için başka bir şeyin feda edilmesi demektir. O yüzden düşünce daima kendisini açığa çıkması için gündelik hayat tecrübesini feda eder kendisine. O yüzden de İslam düşüncesi baştan sona bir kurban felsefesidir. Bir kurban düşüncesidir. Ama bu isterseniz bir başka açıdan bakalım. İslam düşüncesi bir açıdan bakıldığında mimari faaliyete benzer. Her mimari tasarım zorunlu olarak araziyi, toprağı, yeryüzünü dikkate alır. Yani her bir inşa yeryüzünde ortaya çıkan bir inşadır. Yani zemin dediğimiz şey. Ama lütfen dikkat edelim, hassas bir nokta benim nazarımda. Her bir bina, mimari faaliyet bir zemine dayandığı halde bina yükselmeye başladığında zemini üzerine örter. Kendisini açığa çıkarabilmek için üzerinde dayandığı zemini örtmek zorundadır. İslam düşüncesi de kendisini açığa çıkarırken kendi dayandığı zeminin üstünü örten bir faaliyettir. Bu açıdan bakıldığında İslam düşüncesi bir yönüyle Babil Kulesi'ne benzer. Babil Kulesi normalde yeryüzüne dayanır, toprağa dayalıdır ama yukarıya ulaşmak ister. Yani Tanrı'ya ulaşmaya çalışır. Ama ona anlam veren şey nedir? Zeminin kendisi mi yoksa ulaşmak istediği hedef mi? Burasını biraz da düşünmek lazım. Ne demek istiyorum ben bunlarla? Şunu anlatmaya çalışıyorum. İslam düşüncesi özellikle benim gördüğüm kadarıyla Gazali sonrası aşırı derecede metafizikleşti. Abartılı bir metafize büründü. Ve metafize bürünmesi demek üzerine dayandığı zeminin üzerine örtmesi demektir. Metafizik daima örter. Gündelik hayat tecrübesinin üzerine örter. Oysa her metafizik zorunlu olarak gündelik hayat tecrübesine dayanır. Tıpkı binanın toprağa dayanması gibi. Ve bu açıdan da İslam düşüncesi az önce ifade ettiğim gibi gündelik hayat tecrübesinden kopmaya başlamıştır. Çünkü gözünü yukarı dikmiştir daima. Hep Tanrı'ya ulaşmaya çalışmıştır. Fakat ilginç olan şu, yine mimari faaliyet üzerinde düşünün. Mesela bir deprem veya zelzele veya toprak kayması olduğunda açığa çıkan şey nedir? Zeminin kendisi. Zemin ne yaparsa yapar, kendisini açığa çıkarandır. İslam düşüncesi bu anlamda efendim modernleşme, sekülerleşme, küreselleşme, sömürgeleştirme, batılıları sömürgeleştirme gibi faaliyetleri sebebiyle sık sık kırılmaya uğramıştır. Ve bu kırılma aynı zamanda metaforik olarak söylersek İslam düşüncesinde bir depreme yol açmıştır. Bir tür efendim zelzeleye yol açmıştır. Ve o yüzden de böyle kırılma zamanlarında, zemin açığa çıktığında veya çıkmak üzere olduğunda dikkat edin hemen asla geri dönüş faaliyeti, ihya faaliyetleri açığa çıkmıştır. Tekrar Kur'an'a dönüş. Kur'an ve hadiste dönüş gibi. İslam düşüncesi sık sık böyle felaket yaşadığı zaman kendi zeminini hatırlamak zorunda kalmıştır. Ama bana göre size belki tuhaf gelebilir. İslam düşüncesinin başarısızlığı Kur'an'a veya Kur'an ve hadislere dönmek istemesidir. Böyle felaket zamanında. Buradaki sorun nedir? Açık söylemem lazım şu. Çünkü benim anladığım şekilde Kur'an anlamını inzar olduğu dönemdeki gündelik hayat tecrübesini almıştır. Gündelik hayat tecrübesine dayanmayan hiçbir metin anlaşılamaz, anlamlandırılamaz. Her bir metin isterse ilmi, isterse edebi olsun, anlamını daima gündelik hayattan kazanır. Gündelik hayat tecrübesine borçludur. Ve bu bağlamda size farklı bir metafor teklif edeceğim. Kur'an her ne kadar kendisini enzelna, indirme metafor üzerinden aktarıyor olsa da aslında bir başka açıdan baktığı zaman
bir çıkış, bir menba suyunun çıkışı gibi Arap dilinin içinden çıkan bir şeydir aynı zamanda. Yani şimdi enzelna dediğim zaman daha çok yağmur ve rahmet gibi düşünmek lazım. Ayrı bir imgedir. Ama inna enzelna Kur'an'ın Arabiyyen diyor. Çok ilginç. Aslında Arapçanın içinden çıkan bir şey. Yani çelişki var, dikkat edin. Paradoks var orada. İnen şey ama aynı zamanda çıkan bir şey. İnna enzelna derken. İniş aynı zamanda çıkışı kendisidir. Bu açıdan bakıldığında şunu söylemek lazım. Hazreti Peygamber'in en büyük başarısı gündelik hayat tecrübesinden asla kopmayan ve daima ona dayanan ve onun üzerinden konuşan bir din anlatısına sahip olmasıdır. Ama daha sonra İslam düşüncesi gündelik hayat tecrübesinden, özellikle Gazali bana göre kritiktir. Ondan sonra kopmaya başladıktan sonra İslam düşüncesi teorik, kendi başına kapalı bir sisteme dönüşmeye başlıyor büyük oranda. Gündelik hayat tecrübesiyle bağ kalmıyor. Ve o yüzden de bana çok ilginç gelmiş. Mesela galiba 2 yıl önce Konya'da hangi vakıftı bilmiyorum ama Bisav değil de ona benzer farklı bir İslam'da merkezi olan bir vakıf var. Konya'da sempozyum düzenlemişti. Başlığı çok ilginç. İslam düşüncesinin gündelik dile aktarılmaz sorunu. Eğer gündelik dile aktarılma sorunu varsa zaten o düşünce askıda, muğlakta kalır. Dolayısıyla anlamsızlaşmış bir şey demektir. Anlamsız bir şey de aktaramazsınız. Yani İslam düşüncesi yanlış yola girmiş ve hala orada devam ediyor demektir bu. Farkında olmadan onların bu başlığı verirlerken İslam düşüncesinin tam da en esaslı problemi dile getiriyorlar. Çünkü Kur'an ve hadis gündelik hayata nasıl dayanarak onun içinden konuşmuşsa aynı şekilde efendim Kur'an'a dönüş veya Kur'an ve hadise dönüş parolaları da yanlış parolalardır. İslam düşüncesi Kur'an'a ve hadise döndüğü kadar gündelikte de dönmek zorundadır. Onu anlamak zorundadır. Orada çünkü tecrübe vardır. Yaşanan bir tecrübe vardır. O tecrübeyi mutlaka dikkate almak zorundadır. Yani ihya hareketlerin hepsi kurgusal, dolayısıyla başarısız hareketler haline gelmişlerdir bu yüzden. Şimdi sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş diye bir başka efendim başlığa geçmeye çalışıyorum. Bana burası daha ilginç geliyor İslam düşüncesini anlarken. Hepimizin bildiği üzere Hazreti Peygamber döneminde yazı bir toplumsal veya tarihsel fenomen değil. Yazı daha çok sözün tespit edilmesi anlamında bir işlev görüyor. Inscription dedikleri şey Batılıların. Ama kelami ve fıkhi mezheplerin oluşum sürecine baktığımızda daha sonra felsefi vesaire gerçek anlamda bir yazı tecrübesinin ve yazı fenomeninin İslam düşüncesini belirlemeye başladığını görüyoruz. O zaman aklımıza gelmesi gereken soru şudur. Sözlü kültürde anlaşılmış olan İslam düşüncesinin yazı içerisinde aynı şekilde anlaşılması mümkün müdür? Yazının ortaya çıkışı İslam düşüncesini ne ölçüde dönüştürmüştür? Yazının düşünce üzerindeki belirleyici rolü nedir? Dolayısıyla artık kitaplar yazılmaya başladığında sözlü kültürde anlaşılan İslam'a ne oldu? Nereye gitti o? Şimdi bu açıdan bakıldığında size yazma hakkında, yazının nasıl bir şey olduğu hakkında bazı fikirler vermeye çalışacağım. Yazmak her şeyden önce karşılıklı konuşmaktan farklı bir entelektüel mekanın açılması demektir. Ve yazı yazıldığı zaman, ama yazı derken istersen neyi kastettim biraz daha açık hale getireyim. Yazı derken benim burada en fazla dikkatimi çeken şey, entelektüel, kavramsal yazı, yani kelami, fıkhi, felsefi, kavramsal eserler veya bizdeki nesir efendim veya Arapça diyorum, Batı dillerindeki proz kelimesi. Efendim, izniniz olursa çok kısaca açıklamaya çalışayım. Hazreti Peygamber döneminde veya öncesinde biliyorsunuz şiir nesre öncelik arz ediyordu. Çünkü şiir şuur kelimesinden gelir.
farkında olmak demek. Yani bir şeyin bilinçli açığa çıkması. Bir şeyin bizi etkilemesi ve onun bizi neyi etkilediğinin farkına varmak demek. Ama nesir kelimesi Arapçada dağılmak, saçılmak demektir. Rastgele konuşma. Nereye gideceği belli olmayan. Hani bizdeki sohbet gibi. Neydi, nereye gideceği belli olmayan, kestirilemeyen şey demektir. Efendim. Ancak fıkhi, kelami vesaire mezhepler ortaya çıkıp eserler yazılmaya başladıktan sonra Latince'de gördüğümüz anlama benzer bir anlam kazanıyor nesir bizde. Proz kelimesi Latince nesir demektir. Öngörmek demek, ileriyi öngörmek demektir. Yani yazmak ileriyi öngörmek demektir, geleceği belirlemek demektir. Bu açıdan bakıldığında yazı ortaya çıktığında yani eserler yazılmaya başlandığında İslam tarihinde, düşün tarihinde bizzat yazının kendisi bir tarihsel olay haline gelmeye ve düşünceyi biçimlendirmeye başlamıştır. Ve böylece artık düşünce yazıyı değil, yazı düşünceyi yönetmeye başlamıştır. Sözlü konuşmalarda düşünce konuşmayı yönlendirir. Ama yazıda daima yazı düşünceyi yönlendirir. Ve böylece yazının kendisi düşünce için yüzleşmek, tavır almak zorunda olduğu bir tarihsel olaya dönüşmüştür. Ve böylece artık yazı olmaksızın düşünce kendi yönünü göremez hale gelmiştir, gelmektedir. Ve öyle bir şey ki artık yazı, kitaplar düşüncenin üzerinde aktığı bir mecraya dönüşmüştür. Artık farklı bir düşünce yok. Yazının zemininde akan bir nehir haline gelmiştir adeta düşünce. Ama ne olursa olsun sözlü yani diyalojik konuşma ile yazı arasında ciddi fark vardır. Çünkü sözlü konuşmalarda daima bir etkileşim vardır ve bir yüzleşme vardır. Tıpkı şu anda yüzleşiyor olmamız gibi. Ama yazıda yüz yoktur. Yazı daima yüzsüzdür. Böylesi menemiş. Sebebi şu. Yazı asla nesnenin kendisini temsil etmez, nesnenin anlamını açığa çıkarmaya çalışır sadece. Yazı anlama odaklanır çünkü. O yüzden yüzleşme diye bir şeyi bilmez. Yani öyle bir efendim rolü yoktur. Tıpkı bu ressamların resimlerine benzer. Mesela ressam bir resim yaptığı zaman asla gördüğü bir şeyi çizmez. Birebir bir fotoğrafı benzemeye çalışmıyor. Bir fotoğraf rolünü üstlenmek istemez. Resim nesnenin kendisini değil anlamını açığa çıkarır. Yazı da aynen böyle. Nesnenin kendisini değil anlamını açığa çıkarır. Efendim bu yüzden yazı çok ilgi çekici bir biçimde pencereye benzer. Bütün yazılar birer pencere gibidir. Pencere çok ilginç bir fenomendir. Bize daima kendi dışını gösterir ama daima bizim önümüze aynı zamanda bir sınır çizer. Bizden pencerenin önündeyizdir, asla pencereyi aşamayız ama pencerenin ötesini görürüz. Yani pencere dikkat edin iç ve dış diye dünyayı ikiye böler. Dışarıdasınızdır hem de gördüğünüz şeyin içine yönelmiş durumdasınızdır. Yani ne içeridesiniz tam olarak ne de tam olarak dışarıdasınızdır. Pencere böyledir, yazı da aynen böyledir. Yazı bu anlamda iç ve dış diye dünyayı ikiye böler. Oysa sözlü kültürde, karşılıklı konuşmalarda asla dış diye bir şey yoktur. Daima konuşan insanların bir aradalığı vardır ve içtedir ikisi de. Aynı ortamı, aynı düşünceyi, aynı tarihsel gerçekliği hissederler, tecrübe ederler, paylaşırlar. Ama yazı daima tarihsel tecrübenin dışına çıkma çabasıdır aynı zamanda. Dışarıdan bakmaya çalışma olayıdır. Ve böylece yazının asıl belirleyici gücü aynen pencere gibi sınır çizmekle ortaya çıkar. Pencere bir sınır çizer bize, gerçeklikle aramıza. Ve yazı da daima bir sınır çizer. Efendim bu açıdan bakıldığında
İslam düşüncesinde yazının ortaya çıkması, İslam düşüncesinde iç ve dış diye iki ayrı mekanın üretilmesi demektir. Hazreti Peygamber zamanında ve hele hele Kur'an'a baktığımız zaman asla iç ve dış diye ayıramazsın dünyayı. Müşrik, kafir, melek, şeytan hepsi bir aradadır. Ayıramazsın iç ve dış diye. Ama dikkat edin şimdi mesela mezhepler tarihine veya fıkıh tarihine bu özellikle iki ilim İslam düşüncesini iç mekan gibi algılamışlardı. Tıpkı iç mimar efendim gibi düşünür. Ve onun dışı efendim küfür diyarıdır. Sapkınlıklar diyarıdır. İki sırasına sınır koyar. Kelamcı bu sınırın bekçisidir. Fakihte iç mekanın merkezin bekçisidir. Dolayısıyla iki ilimde gardiyanlık üstlenir. İç mekanı düzenlemektir bunlar, bu iki ilmin amacı. Ama fıkıh ve kelamı bu anlamda dünyayı ikiye bölmesi, iç ve dış diye ve mesailerini içe sarf etmesi ve dışarıyı bir tehlike olarak görmesi. Çünkü dikkat edin, kelamın bütün amacı halkı sapkınlıktan, yanlış inançlardan korumak. Fıkhın da bütün amacı yanlış eylemlerden korumak. Dolayısıyla sınırın ötesi hep tehlikelidir iki ilimde de. Ama bu sınırı nereden çıkarıyor bu ilim? Fıkıh ve kelam bu sınırı nereden icat ediyor? Yazıdan. Bizzat yazının kendisi bu iki disiplini belirleyen bir güce dönüşüyor çünkü zaman içerisinde. Efendim bu açıdan bakıldığında din dediğimiz şey İslam düşüncesi teknik anlamda yazı düzeyinde açığa çıkmaya başladığında İslam dini dediğimiz şey efendim hem içten hem dıştan görülen bir şeye dönüşmüştür. Onun için benim nazarımda yazından ortaya çıktıktan sonra anlaşılan İslam düşüncesiyle bizzat Hazreti Peygamber döneminde anlaşılan İslam düşüncesi çok farklıdır ve farklı dünyalara aittir. Birisinde dış diye bir şey yoktur, iç diye de bir şey yoktur Hazreti Peygamber döneminde. Ama daha sonrakinde iç ve dış vardır. İslam hep içe ait olandır. Ve bu bağlamda din çok ilginçtir bana göre. Yazının inşa ettiği, oluşturduğu sınırı içerisinde kalmaya başlamıştır. Dinin sınırını yazı belirlemiştir. Ve böylece yazı bizzat din tecrübesinin anlam sınırlarını belirleyen bir üst merci haline gelmiştir. Daha da radikal bir ifade kullanacağım izniniz olursa, din yazı sayesinde kurumsallaşmış ve kontrol altına alınan bir şeye dönüşmüştür. Yani yazı dini kontrol altına almıştır. Mesela kelamda ve kısmen felsefede tartışılan şu öz ve cevher konusuna bakın. Orada benim demek istediğimi göreceksiniz. Bu adamlar niye durup dururken sürekli bir öz ve cevher sorunu ortaya attılar veya tartıştılar? Çünkü efendim bir şeyin özünü bilmek, onu tanımlamak, onu sınırlamak yani kontrol altına almak demektir. Özü belirlenen her şey kontrol altına alınmış demektir. Bunun en güzel felsefesinde dikkatlerinizi arz ederim. Plotinus yapar. Plotinus'u lütfen okuyunuz. Form meselesini. Orada söylediği temel iddia şudur. Her form varlığın açığa çıkışı ama aynı zamanda varlığın sınırlandırılması yani kontrol altına alınması demektir. Efendim. Peki sözlü kültürde karşılıklı konuşmalarda öz diye bir şeyin çıkması veya cevher diye bir şeyin çıkması mümkün değil. Çünkü karşılıklı konuşmalarda efendim dikkate aldığımız konu akıp giden konuşma şekline göre farklı boyutlara açığa çıkan seyyal bir şeydir, akışkan bir şeydir. Ama yazı içerisinde ele alındığı, alınmaya başladığında öz derhal sınırları belirlenmiş, açığa çıkmış, kontrol altına alınmış bir şeye dönüşür. Mesela bu yüzden İslam düşüncesi niye metafiziğe yöneldi daha sonra? Yazı sebebiyle. Metafizik yazı varsa mümkün olan bir şeydir. Yazının olmadığı yerde metafizik mümkün değildir. İkinci nedeni şu, her yazı
bir kozmoz üretir. Bir düzenli dünya yaratır kendi içinde. Her şeyin yerinin belirlendiği, her şeyin anlamının apaçık belirlendiği bir dünya yaratmaya, oluşturmaya çalışır. Ve böylece yazı bizi sözlü konuşmaların, gündelik hayat tecrübesinin kaotik ortamından uzaklaştırır. Ve bu aynı zamanda size neden bir sürü mezhep veya grubun, tarikatın vesaire açığa çıktığını gösterir. Çünkü bundan her birisi ayrı bir kozmoz oluşturma çabasıdır yazı ekserinde. Bu fırkalaşma vesaire dediğimiz şey. Efendim. Ve bu kozmoz aynı zamanda ileriyi görme demektir. Yani bize emniyetli bir alan oluşturur. Ve o yüzden de dikkat edin, mesela her bir mezhebin dayandığı belli kitaplar vardır. Her bir cemaatin, her bir fırkanın dayandığı belli kitaplar vardır. O kitaplar kozmozu temsil eder, düzeni temsil eder. Ve kişiler o kitapları defalarca okuduklarında gündelik hayatın kaotik yapısından kurtulabileceklerine, uzaklaşabileceklerine inanır, düşünürler. O yüzden de asla o kitaplardan vazgeçmezler. Efendim, ve böylece efendim, aynı zamanda İslam düşünce tarihinde bir başka gerilim açığa çıkmaya başlar. O da şu: her bir kozmoz aynı zamanda bir başka kozmozla gerilime haline gelir. Mesela devlet bir kozmozdur, dikkat edersiniz. Devletin anayasası vardır, kitapları vardır. O kitabın dışına çıkan cezalandırılır. Çünkü kozmozu tehdit etmektedir. O yüzden de İslam tarihinde bazı kitaplar toplatılmıştır, yakılmıştır veya buna benzer bir takım muameleler görmüştür. Bunun nedeni kozmozu tehdit etmesinden kaynaklanır. Evet, sizi bir başka başlığa götüreceğim. İç dış arasındaki sınır sorunu. V'nin, az önce konuşmuştum konuşmanın başında, ara yani liminal mekanında felsefe. Biraz karmaşık bir başlık gibi göründü ilk başta. Ama kolayca anlaşılabilecek bir husus diye tahmin ediyorum. Tekrarlarsak, Hazreti Peygamber döneminde iç ve dış diye bir ayrımın net olarak çizilmediğini ve mümkün olmadığını, zaten sözlü kültürde bu mümkün değil, efendim, görmekteyiz. İsterseniz benim bu iddiama veya yaklaşıma örneği tarihten vereyim size. Mesela kelamcılar habire fiili olarak veya kurgusal olarak gayrimüslim düşünürlere didişmişlerdir. Bir inanmayan kişi size şöyle derse, siz ona şöyle cevap verin. Böyle sürekli bir didişme gayrimüslimlerle. Ve bu teorik düzeyde devam eden tartışmalara halkı hiç ilgilendirmemiştir. Halk gidip Hristiyan komşusuyla, Yahudi komşusuyla beraber yemiş, içmiş, düğün yapmıştır vesaire vesaire. Hatay'da olduğu üzere veya Mardin'de görebileceğimiz üzere. Bu açıdan bakıldığında şunu söylemek lazım. Felsefi bir cümle, tabir kullanacağım, beni mazur görün. İslam düşüncesi daha çok, burada kastettiğim kelam ve fıkıhtır, somut evrensel üzerinden düşünür. Yani külli olanın, evrensel olanın şimdi burada somut bir şeyde açığa çıkmaz demek, somut evrensel. Bütün efendim, dikkatin bunun üzerine odaklanır. Oysa felsefe dediğimiz şey soyut evrensele dayanır. Kelam ve fıkıhtan veya diğer bütün disiplinlerden felsefenin ayrıldığı en temel nokta burasıdır. Soyut evrensel. Soyut evrensel, içi boş evrensel anlamında gelebilir. Ama kastettiğimiz şu: insanın hakikate açık kalması. İnsan daima hakikate açık bir varlık olarak var olması ve ölünceye kadar bu açıklığını devam ettirmesi kendisi. Soyut evrensel dediğim gibi. Felsefe bu temelde. Açıklığın kendisi. Nereden gelirse gelsin doğruyu anlama ve öğrenme çabasının kendisi. Şimdi burada size şunu söylemeye çalışıyorum. İslam düşüncesi içerisinde kelam ve fıkı, az önce söylediğim gibi, iç mekan oluşturmaya çalışıyor. Ve bir sınır çizmeye çalışıyor gayrimüslimlerle veya İslami olmayan inançlarla arasında. Ama bu sınırın ötesiyle, burası arasında geçişlik yok kelam ve fıkıhta.
çok kalın bir sınır çiziyor. Çünkü geçişlik küfürü gerektiriyor, tekfiri gerektiriyor veya sapkınlığı gerektiriyor. Dolayısıyla İslam düşüncesi, dikkat edin, bu ikili ilim içinde sıkışmaya başlıyor. Dışarıya açılmayan bir odaya benzemeye başlıyor kelam ve fıkıhta. Dışarısı yok. Ve İslam medeniyeti benim gördüğüm kadarıyla eğer sadece bu iki disiplinle yürüyor olsaydı kendisine kapalı kalacaktı ve dünyayla bağ kopması gerekiyordu. Entelektüel bağlamda. Bizim İslam felsefesi dediğimiz şeyin nerede durduğunu umarım böylece daha iyi anlarsınız. İslam felsefesi fıkıh ve kelamın tarif ettiği İslam düşüncesiyle onun dışındaki diğer düşünceler arasında bir V oluşturur. İslam felsefesinin durduğu yer V'nin tam kendisidir. Biz buna modern dilde liminal mekan diyoruz. Liminal kelimesi ilk defa 1900 yılların başlarında bir antropolog tarafından kullanıldı. Dünya düşüncesine hediye edildi. Latince limen kelimesinden geliyormuş. Ama size bu liminal düşünceyi anlatmak için vereceğim örnek uluslararası hava terminali olacak. Umarım daha iyi anlarsınız. Mesela yurt dışına çıkmak istediğinizde pasaport kontrolünden geçtikten sonra bir daha dışarı çıkamazsınız. Gideceğiniz efendim kapı numarası neyse orada beklemek zorundasınız. Şimdi pasaport kontrolünden geçtikten sonraki kısmı havalimanı dikkat edin ne Türkiye'ye aittir ne de yabancı ülkeye aittir. İkisinin arasında bir ara noktadır, geçiş noktasıdır ama ikisini birbirine bağlayan hem de ayıran bir geçişlik noktası, bir gri alandır. Onun için orada mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin vergileri işlemez. Duty free'ler falan vardır bildiğiniz üzere. Orada hiçbir devletin vergilendirmesi yoktur. Orası hiçbir ülkeye ait değildir. İslam felsefesi dediğimiz şey bu anlamda İslam kültürüyle dış dünya arasında bağlantı kuran bir ara nokta demektir daima. Bir geçişlik, bir eşik. İstersen ne demek istediğimi ev ve sokak arasındaki ilişkiye bakarak da anlatabilirim. Mesela ev ve sokak dediğimiz zaman ve dikkat ederseniz orada nereye denk geliyor abi? Eşik. Eşiğe tekabül ediyor. Peki şöyle söyleyelim. Ev mi, sokak mı önemli diye sorduğumuzda sizi yanıltmış olurum derhal. Çünkü ikisinin anlamını ve önemini açığa çıkaran şey eşiğin kendisidir. Eşiği kaldırın, ev hapishaneye döner. Dışarı çıkış yoktur. Eşiği kaldırın, sokak keşmekeş kaotik bir ortama dönüşür, tehlikeli bir ortama dönüşür. Eşik, ev ve sokak arasındaki anlam geçişliliğini, bağlantıyı kurar ve iki dünyanın buluşmasını sağlar. Sokaktan eve, evden sokağa bir transfer söz konusu olur. Ve böylece evin anlamını da eşikte keşfederiz, sokağın anlamını da eşik sayesinde keşfederiz. Bizim İslam felsefesi dediğimiz şey, felsefe dediğimiz şey tarihe baktığımız zaman tam bu eşiği oluşturan entelektüel alan demektir. O yüzden de kelamcılar kendilerinden saymadı filozofları. Fıkıhçılar kafir ilan ettiler. Ama gayrimüslimler de İslam filozofları diye kendilerini de saymadılar. Böylece bir arafta kaldılar. Ama dikkat edin aslında İslam medeniyetinin can damarı, yani hayat damarı, dış dünyayla bağlantısı felsefe sayesinde kurulmuştur. Ve felsefenin güçlendiği zaman, yani o eşiğin sağlam olduğu zamanlar, İslam medeniyetinin altın çağına ulaştığı zamanlardır. Sonra bu eşiği kaldırma çabası açığa çıktı. Felsefeyi yok etmeye çalıştılar ve İslam düşüncesi kendisine kapanmaya başladı. Dış dünyayla bağ koptu. Hatta öyle ki Osmanlı'ya bakınız, Batı'yı anlama şansını kaybetti uzun zaman, asırlar boyunca. Ta ki İbrahim Müteferrika, Katip Çelebi ve benzeri insanlar artık bu sorunu açıkça dile getirinceye değin. Yani eşik son derece önemlidir. Efendim, bu anlamda şöyle de görebilirsiniz mesela felsefe dediğim şeyin ne anlama geldiğini ilahiyat fakültesi müfredatı üzerinden anlatayım. Müfredata baktığınız zaman temel İslam bilimlerinde fıkıh, tefsir, hadis, tasavvuf,
Arap dili vesaire ilimleri görürsünüz. Sosyoloji, psikoloji diğer ilimleri görürsün. Sonra İslam tarihi sanatları bölümünde, işte tarih sanatlar biliminde görürsün. Ama en büyük soru şudur. İki disiplin veya diğer disiplin arasındaki bağ nerede kuruluyor? Mesela hoca olarak benim en sıkıntı çektiğim nokta şudur İlahiyat Fakültesi'nde. Öğrenci bir sürü derse giriyor ama hiçbir zaman öğrendiği iki ders arasındaki bağı bilmiyor. Çünkü bağ yok. Yani liminal mekan yok. Geçişlilik yok. Tefsirde ayrı bir dünya görüyor, psikolojide ayrı bir dünya, sosyolojide ayrı bir dünya, İslam sanatlarında ayrı bir dünya, kelamda ayrı bir dünya. Ama arada bağ yok. Kompartmanlara bölünmüş bir zihin açığa çıkıyor. Darmadağınık. Çünkü liminal mekan yok, felsefe yok. Felsefe daima V'dir. Disiplinler arasında bağ kuran şeydir. O yüzden de İslam düşüncesinin özgünlüğü, İslam felsefesi bağlamında bana göre en özgün tarafı bu V'yi oluşturmasıdır. Yani İslam düşüncesi içerisinde bu ara mekanı V'yi oluşturabilmesi felsefenin en özgün tarafıdır. Efendim, geçiyorum şimdi biraz daha hızlıca, artık zamanım dolmaya başladı. Atlıyorum o yüzden bir sürü alanı. Özgü ve özgürlük sorununa kabaca değinmek istiyorum. Çünkü normalde hiç sevmediğim bir konu ama Tuncer abi yazmış göndermiş. İslam düşünüyor, özgün deyince Allah'tan yine uğraşmak zorundayız. Şimdi sizlere iki perspektif sunacağım. Daha doğrusu üç perspektif sunacağım. Bir tarihsel perspektif. İslam düşünürleri için, yani klasik İslam düşünürleri için özgünlük diye bir sorun yoktu. Olamazdı da. Öyle bir sorun onlar için anlamsızdı her şeyden önce. Sebebi şu, çünkü bu düşünürlerin temel amacı bir evrensel hakikate ulaşmak. Evrensellik olduğunda özgünlüğün anlamı kalmaz çünkü. Özgünlük daima yerellik demektir. Yerellikle bağlantılı bir kelimedir daima. Evrenselliğe gözünü dikmiş bir felsefe için özgünlüğün herhangi bir anlamı yoktur. İkincisi, özgünlüğün kökündeki öz kelimesi onları daha çok ilgilendiriyordu. Özün açığa çıkması. Öz ise evrensel olandır. Özün nasıl açığa çıkacağı onlar için temel problemdi. Ve bu yüzden de tarihi ayrımlar veya düşünürler arasındaki ayrımlar İslam filozoflara bağlanarak da çok ciddi ayrımlar değildi. Yani kabaca şöyle söyleyeyim, Farabi'nin çağdaşı gibidir adeta Aristo veya Platon. Kendisinden önce, yüzyıllar önce yaşamış olması Farabi'yi ilgilendirmemektedir. Çünkü oradaki onu ilgilendiren özün kendisidir. Ama öz nedir? Onu biraz daha dikkate sunayım. Öz bunlar için, yani İslam düşünürler için sahihlik demektir. Otantiklik demektir. Yani özgünlük sorunu yok, sahihlik ve otantiklik sorunu var. Bir gerçekliğin olabildiğince saf olarak açığa çıkması sorun. Nasıl açığa çıkacak bu? Efendim, bir başka bağlamda orijinallik onların yine dikkat ettiği bir konu. Biraz bizim anladığımız özgünlükten farklı olarak orijinallik, orijin, kaynak demektir. Kaynağın açığa çıkması. Mesela Sud'un nazariyesine bakın. Farabi ve İbn Sina'da kaynak asıl sürekli kendisini açığa çıkarmaktadır. Her an açığa çıkarmaktadır. Yani öz bu anlamda veya özgünlük diye ayrı bir sorun yok işin doğrusu. Diğer taraftan İslam düşünürleri için veya özellikle İslam filozofları için öz sorunu aynı zamanda bir hafıza sorunudur. Hafıza. Aklın kendi dilini ve hafızasını bulması demektir. Size isterseniz şöyle bir cümle kurayım. Düşünmek daima hafıza sayesinde mümkündür. Hafızanın olmadığı yerde düşünmek mümkün değildir. Düşünmek hafızanın dile geliş, açığa çıkış demektir aynı zamanda. Bu yüzden evrensellik İslam filozofları için özellikle evrensel hafızanın açığa çıkması demektir. Yani bu adamlar niye Aristo'ya, Platon'a veya Plotinus'a bu kadar önem verdiler? Çünkü onlar insanlığın evrensel hafızasını temsil ediyorlardı. Ve bu anlamda en büyük soru az önce dile getirmeye çalıştım. İslam düşünürler için en ciddi sorun aklın kendi dilinin olmaması. İslam kültürü içerisinde
fıkıh, kelam vesaire çıkıyor. Ama bunlar entelektüel, yani filozoflar için aklın kendine özgü dili değil. Akıl dilsiz kısacası. Farabi, İbn Sina vesaire gibi şahıslar aklın dilini, kendine özgü dilini temsil ediyorlar. Tıpkı bugün modern bilimin aklın dilini temsil etmesi gibi bir şey bu. Efendim. Peki özgünlük sorunu niye ciddi bir soruna dönüşü daha sonra? Bunun temel nedenlerinden bir tanesi Batı'da özellikle romantik akımın açığa çıkması arkadaşlar. Romantizm öncesi özgünlük sorunu yok. Batı'da da yok. Romantiklik yaratıcı deha kavramı üzerine vurgu yapıyorlar. Bireyin kendine özgü dehasının açığa çıkışı ve kimseyi taklit etmemiz. Dolayısıyla bireyselliğin nihai noktada açığa çıktığı efendim bir alan demek özgünlük. Bu romantik felsefe açığa çıkınca artık her eserde özgünlük aramaya başlıyor Batılılar. Ve böyle, bu açıdan baktıklarında da İslam düşüncesinin hiçbir özgün tarafı yok demeye çalıştılar. Ama yaptıkları iş aslında oryantalist demeyeyim, romantik felsefeden hareketle İslam düşüncesini okuma çabasıdır. Evet, sizi daha fazla bunaltmamak adına son efendim noktaya geçiyorum. Bir sürü not almışım ama onları ileride bunu yazdığım zaman metin olarak arz eden bakabilir. İslam düşüncesinin son, bana göre değinmek istediğim son sorunlarından bir tanesi geriye dönüş. Reflektif düşünce ve beden sorunu. Geriye dönüş dediğimiz şey şu. Pratik olarak isterseniz size ifade edeyim. Siz olmadıkça, sizi göremedikçe, yani kendi dışımı göremedikçe kendimi de fark edemem. Kendimi fark edebilmem için daima kendi dışımı fark etmem gerekiyor. Yani bilinç daima kendi dışına yönelerek kendisine geri dönebilir. Dolayısıyla bilincin kendisine geri dönebilmesi için ilk önce dışarı çıkmış olması lazım. Yani kendisine yabancı olana gidip sonra yuvaya dönmesi lazım tabiri caizse. Ve buna biz reflektif düşünce diyoruz veya felsefe dediğimiz şeyin bir başka boyutudur. Felsefe daima kendine dönüş sürecidir. Dünyaya yönelip, dünyayı anlayıp oradan insanın kendisine geri dönmesi demektir. Felsefe bu. Şimdi bu açıdan bakıldığında İslam düşüncesinde fıkıh mesela disipline bakın kendine dönüş yoktur. Fıkhın böyle bir kapasitesi yok, böyle amacı da yok. Fıkıh daima dışarı döner. Yani tarihsel olaya bakar, kutsal metinlere bakar ve hep dışarıdadır. İnsanın kendisine geri dönüşü diye bir şey yoktur. Kelamda yine kutsal metin vardır, kutsal metinin anlamının açığa çıkması vardır ama insanın kendine geri dönüşü yoktur. Hatta kadercilik dediğimiz soruna baktığımızda İslam düşüncesinde özellikle Eş'ariler bu konuda daha fazla eleştirileri bildiğiniz üzere kaderciliğin yayılmasında büyük rolü olduğu için kadercilik şudur, insanın kendi dışına daima çıkması ve kendisine geri dönememesidir. Kadercilik budur. Asla kendisine geri dönememesidir. Hep kendisinin dışında yaşamak zorunda kalmasıdır. Dolayısıyla kendisini kaybetmesi demektir. İslam düşüncesi bu anlamda Allah'ı bulacağım derken insanı kaybetti kabaca. Kendisine geri dönemedi. Ve İslam felsefesinin bu anlamda gördüğü sorun, İslam filozoflarının ve aşmaya çalıştığı sorun, insanın kendisine geri nasıl dönebileceğidir. Bunu başarabildi mi tartışma konusudur. Ayrı bir konu, başarabildi mi? Ama en azından felsefe olabildiğince refleksif yaparak, yani en üst düzeyde efendim kurgulamaya çalışarak insanın kendisine tekrar geri dönebilmesinin yollarını araştırdı. Bu diğer disiplinlerde olmayan ve başarılamayan bir şey. Efendim. İsterseniz aynı konuyu İlahiyat Fakültesi müfredatına bakın görebilirsiniz. Hangi disiplin öğrencinin kendisine geri dönmesine izin vermektedir? Öyle bir disiplin yok İlahiyat Fakültesi'nde. Bireyselleşmesine. Evet, bireyselleşme izin vermemektedir. Hep kendi dışındadır. O yüzden İslam düşüncesinin en ciddi sorunlarından bir tanesi insanın kendisine geri dönememesidir. İkinci soru da bedenini yitirmesidir. İslam düşüncesinin bana göre
beden sorunu hakikaten çok ciddi bir sorun. O da şu, izninizle kabaca yüksek düzeyde bir örnekle açıklamaya çalışayım. İslam düşüncesi manevileşmeye çalıştıkça, Allah'a ulaşmaya çalıştıkça bedeni gnostik akımlarının biraz etkisiyle engel olarak görmeye başladı. Bunu Mevlana'da çok açık görebilirsiniz. Beden bir kafes gibidir. Ruh kuşa benzetilir. Ölüm kafesin kapağının açılması ve kuşun özgür kalması. Yani Tanrı'ya vuslat. Yani bedenin aşılması. Beden hep tehlikedir, engeldir, hapishanedir. O yüzden de mesela İbn Sina da bile biz asıl ölünce gerçek vuslata erişeceğiz der. Allah ile gerçek anında buluşacağız. Hakikat daha saf göreceğiz falan demeye getirir. O yüzden İslam düşüncesi hep bedenle mücadele etmiştir. Bedenle didişmiştir. Bu açıdan bakıldığında size yüksek örnek dediğim Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun hikayesi. Bana göre İslam düşüncesini en iyi özetleyen hikayelerden bir tanesidir. Hikayeyi lütfen hatırlayınız. Mecnun gerçek kendisi gibi bir şahsiyet olan Leyla'yı sevmektedir. Leyla bir kızdır. Gördüğü, konuşabildiği bir kızdır. Ama bilahare evlilikleri nasip olmayınca çöle atar kendisini. Bu çöl neyi temsil ediyor? Leyla ve Mecnun hikayesini. Apayrı bir konudur. Toplumsallaşmaktan uzaklaşma. Efendim, çok dikkatle bakıldığında şamanlığın etkisi var. Leyla ve Mecnun hikayesini geçen de okudum tekrar. Resmen orada şamanlık hikayesi var. Fuzuli'de. Ama tasavvufçular onu böyle manevi, serüsülük gibi algılamaya başlıyor. Yorulmak eğilimindeler. Ve bir süre sonra dikkat edin, gerçek Leyla'nın yerini kurgusal Leyla almaya başlar. Yani beden kurgusallaşmaya başlar hikayede. Tıpkı İslam düşüncesine gayrimüslimlerin kelamda kurgusallaşması gibi. Hep öteki bir kurgudur İslam düşüncesinde. Gerçek öteki yoktur. Efendim. Ve bir süre sonra bu öteki efendim transformasyona uğrar ve Tanrı Leyla'nın yerini almaya başlar. Yani beden tümden gider. İslam düşüncesi bu anlamda benim gördüğüm özellikle Gazali sonrası bedeni yitirdi. Burada Gazali'nin tasavvufa yönelmesinin rolü nedir? O ayrı bir konudur. Ama kastettiğim, mesela Fahrettin Razi bu anlamda bana ürkütücü gelir. Sevdiğim bir alimdir ama aynı zamanda ürkerim. Mesela ilimler sınıfına baktığınız zaman, Tefsir-i Kebir'e bakın. Bütün ilimleri, dil biliminden itibaren başlar sıralar fıkıh, kelam vesaire. Kelamın üstüne İslam felsefesini koyar, felsefeler. Felsefenin üzerine tasavvufu koyar. Bu ne anlama geliyor? Dilin bittiği yer. Dil yok. Kelime yok. Yani sadece bedeni geride bırakmaya çalışmıyor İslam düşüncesi. Dili de aşmaya çalışıyor. Dilin ötesine gitmeye çalışıyor. Bu ister istemez, umarım rahat seslendirebilirim, modern bilim dediğimiz deneysel bilimin azalmasına yol açıyor. Çünkü beden varsa deneyin anlamı var. Deney bedene bağlıdır daima. Onun için İslam düşüncesi artık deneye ihtiyaç duymuyor. Batı düşüncesine bakın. Batı düşüncesinin tekrar, mesela Hristiyanlık da bedeni kaybetti. Çünkü bedeni astılar biliyorsun çarmıha. İsa'nın ölüm bedeni yok oluştur. Yani Hristiyanlık bedenle mücadele ederek kendini var etmiştir. İsa'yı asarak. Ama bedeni ne zaman keşfetti Batı? Descartes'le birlikte. Tekrar bedene yöneldi ve artık metafiziksel dinden daha farklı bir biçimde deneye artık izin verecek şekilde bir beden tasavvuru açığa çıkmaya başladı. Ve sürekli beden üzerinde tartışmalara başladı ve deney çalışmalara başladı. Ve modern bilim dediğim şey ortaya çıktı. Bugün hala İslam düşüncesi benim gördüğüm hala bedenin izahı yok. Hala bir beden felsefemiz yok. Onun için de gerçek anlamda bir İslami düşünceyi tamamlayan beden tasavvuru yok. Ama bu beden dediğim şeyi lütfen pratik olarak gözlemleyelim ve şu yorucu konuşmayı bitirelim artık. Ben nerede olursam olayım, daima kendi bedenimden hareketle dünyayı görürüm. Bedenim neredeyse ben oradayımdır. Bedenim neredeyse
ben Allah'ı da, peygamberi de, yeryüzü de, başka insanlar da oradan hareketle algılarım. Yani benim bütün düşüncemin zeminde bedenim vardır. Herkes bedeninin olduğu yerde görür. Ama İslam düşüncesi bedeni açmaya çalıştığında nereye gitti? Nereden hareketli görmeye çalıştı? Beden yoksa. Bu size soracağım. Ciddi bir soru olarak kalsın. Teşekkür ederim.